Biraz önce müthiş bir olayı birlikte izleyeceğiz demiştim. Ne demiş eskiler? Duyduğuma mı inanayım, gördüğüme mi inanayım? Ben gittim, gördüm ve gördüğüme inanıyorum. Biraz sonra birlikte izleyeceğiz. Şimdi sizleri ekvatora götürüyorum. Hani şu dünyamızı ortadan böldüğü varsayılan ve hayali zannedilen çizgiye ve o çizgide geçen son derece gerçek bir olaya. Bilmem bu görüntüyü öyle uzun uzun izah etmeye lüzum var mı? Evet, işte oradayım. Ekvatordayım. Dünyamızı boydan boya ikiye bölen o çizginin geçtiği yer işte tam burası. Önüm Güney Yarımküresi, arkam Kuzey Yarımküresi. Burası Nanyuki. Nanyuki deniz seviyesinden aşağı yukarı 2000 metre yükseklikte şirin bir Kenya kasabası. Ve dünyamızı ikiye bölen ekvator çizgi işte tam buradan geçiyor. Ve işte tarihi an geldi. 50 milyonun gözleri önünde Barış kardeşiniz Kuzey Yarımküre'den Güney Yarımküre geçiyor. Bu kadar basit. Dünyanın neresine gidersek gidelim mutlaka bizleri bir sıcak dost karşılıyor. Şimdi Güney Yarımküre'de ilk dostumuzu tanışıyoruz. Jumbo Billy. Jumbo. Asante. Asante. Well, nice to meet you. Merhaba Billy. Benim Güney Yarımküre'deki ilk dostum sensin. Evet. Asante. Öğrenciyken coğrafya öğretmenim hep söylerdi. Ekvatorda sular hareket değiştirir diye. İşte Kuzey Yarımküresi'ndeyken sular saat istikamet akarmış da güneydeyken saatin ters istikamet akarmış. Nedir bu işin aslı? Bir anlatıversene. Bilimsel olarak ispatlanmıştır ki su burada hareket değiştirir. Ama ekvatorda suda hiçbir hareket olmaz. Dümdüz aşağı doğru akar hiçbir hareket olmadan. Dümdüz aşağıya. Şimdi Güney Yarımküre'de ise saat yönünün tam tersine hareket eder. Tam tersine. Ama Kuzey Yarımküre'de suyun hareketi saat istikametindedir. Ekvator çizgisinde ise suda hiçbir hareket olmaz. Yani böyle sağa sola oynamadan dümdüz aşağı akar. Şöyle şöyle olmaz yani. Yok böyle böyle olmaz. Billy'nin anlattığı bu inanılmaz olayı mutlaka görüntülememiz gerekiyordu. Kendi üşenmedi gitti, iki kapıça su getirdi. Şimdi hakikaten burada göreceğiz. Su Güney Yarımküresi'nde nasıl akıyor, Kuzey Yarımküresi'nde nasıl akıyor? Hadi bakalım. Okay, Billy. Go on. Evet. Şimdi suyu döküyoruz. Şimdi birazdan siz de göreceksiniz ki burada saat yönünün tersine hareket edecek. Evet, gördüğünüz gibi su... Bakın. Ve içindeki iki tane küçük saman çöpü şuradaki saman çöpü saat yönünün tersine hareket ediyor. Güney Yarımküresi'nde su akarken saatin ters yönünü bir küçük bir anafor meydana getiriyor. Dönüyor ve evet işte gözlerimizle görüyoruz. Benle beraber eminim 50 milyon kişi görüyor. Güney Yarımküresi'nde su saatin ters istikametinde akıyor ve işte çöpte onu gösteriyor. Wow, look at that, Billy. Evet. Evet. It's unbelievable, isn't it? Ha. Şimdi de Kuzey Yarımküre'ye geçelim. Tamam. Bakın şimdi orada suyun hareketi tam tersine bakın. Yani saat istikametinde. Hadi gidiyoruz. Başa dikkat et. Gel. Evet. Gel. Şimdi aynı şeyi burada yapalım. Tamam. Gel bakalım. Okay then. Yine suyu döküyoruz. Evet şu anda Kuzey Yarımküre'deyiz. Ve suyu koyuyoruz. İki tane küçük saman çöpü var içinde. Yes, it. Evet, görüyoruz. Gördüğünüz gibi su saat istikametinde hareket ediyor. Evet. Şu kameramız yaklaşıyor. Bu saman çöpü gördüğünüz gibi saat istikametinde dönüyor.
Bakın ben size dememiş miyim? Şuradan şuraya yarım metre geldik. Suyun hareketi tam tersine döndü. Ama aşağı doğru da akmaya devam ediyor. Evet, gayet net görüyoruz. Saman çöpü saatin istikametinde kuzey yarım küresinde böyle dönüyor. Halbuki bir metre bir tarafta güney yarım küresinde ters istikamete dönüyordu. Evet, bu müthiş tabiat olayını birlikte izliyoruz. Every is unbelievable. And it's going. Bu inanılmaz olayı gözlerimize gördük. Hakikaten şu yarım metre gidiyorsunuz. Su böyle dönüyor. Yarım metre belirgede su bu tarafa dönüyor. Peki merak ettik. O zaman güney ve kuzeyin tam birisi bu noktadan oluyor. What happened? Peki biri burada ne oluyor? İşte ekvator burası. İncecik bir çizgi. Burada su hareket etmez. Etmez. Evet, hiçbir hareket olmaz. Burada su hareket etmez diyor. Eminsin değil mi? Emin. Hadi. Evet, şu an tam kuzey ile güneyin tam ortasındayız. Koyduk. Burada hareket olmaz diyor bile. Saman çöpü hiç hareket etmiyor. İnanılır şey diyor. Hareket durdu. Hareket yoksa. Bu inanılmaz olayı birlikte görüyoruz. Kuzey ve güneyin birleştiği bu çizgi üzerinde, ekvator çizgisi üzerinde su hareket etmiyor. Sadece dümdüz aşağı doğru gidiyor. Straight down. Su aşağı doğru akıyor. Straight down, evet. Evet. Ya put it back please. Put it back. Tamam Billy, kabı yerine koy. Saman çöpüne bakalım. Straws. Evet. Saman çöpleri oynamıyor tabii. Bana bak bile, sen büyücü olmuyorsun. Bak işte oynuyorlar. Saman çöpleri oynuyor ama sen parmağınla ittiğin için. Aslında kesinlikle hareket yok. Bak, hareket yok. Gözlerimizle görüyoruz. Ekvatorda suda hiçbir hareket yok. Üzerine koyduğumuz o küçük saman çöpleri bile kıpırdamadan öyle kendi kendine duruyorlar işte. Görüyorsun, hiçbir hareket yok. Hareket yok. Tam ekvator çizgisinde Billy'nin o inanılmaz gösteriyi bize yaptığı yerde bir de küçük köy var. Zaten Billy'nin köyü. Ben köylülere köyün adını sormak gafletinde bulundum. Bana nasıl yani dediler. Tabii ki ekvator. Evet işte burası ekvator köyü. I'm shooting now. But you look. No, not to the camera, not to me. Yeah. Well, here, like that. Hi. Ah, yes, of course. You look then. Yeah, this is my show. You look. Evet, inanılmaz gibi ama gerçek olan bu olayı görenler görmeyenlere anlatsınlar diye bir kez daha izliyoruz.